İbn Abbas radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan Adem oğlunun kalbinin üzerinde devamlı durur. Kul Allah'ı zikrettiği zaman siner, kaçar. Gafil olduğunda ise vesvese verir. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Başka hadislerde de şeytan kulun kalbinin kapısında bekler. Zikrullah kesilince kapıdan içeri girer der. Ve burada da işte kalbinin üzerinde durur diye söylemiş. Zikrullahı bırakınca kalbine vesvese veriyor. Bırakınca içine girmiyor. Vesvese veriyor. Demek ki bu bir anlık gaflet. Bir anlık heva heves. Tam içine oturmuyor. Bir an böyle o kimse zikrullah'tan kesilince şeytan ona vesvese vermeye başlıyor. O zaman hani vesvese ile alakalı çok soru sorarlar ya veya hep etrafımızda vardır veya zaman zaman bu noktada biz de vesvese ederiz ya biz de normalde vesvese ederiz. Vesvesenin bir ihtiyari olanı vardır. Yani biz kendi kendimize onu düşündüğümüz için o böyle o vesvese bizde oturur, yerleşir. Şüphe. Vesvese böyle kendi kendimize biz eğer bunu e, vesveseye düştüysek o bizi şüpheye götürür. Bir de vesvesenin gayri ihtiyari olanı vardır. Hiçbir şey aklına gelmedi, küt tek düştü. Bu gaflettendir. Bu zikirsizliktendir. Bu hemen bu böyle insanı çok tehlikeye götürmez. Hemen o kimse zikrullah ile hemhal olursa bu tedavi olur hemen. Bunda çünkü normalde o kimsenin ihtiyarı yok. O kimseye böyle kalbine birden verdi. O normalde kalbine birden veren bazen yeni dervişler de onu kendilerinde bir hal zannederler kalbine birden böyle gayri ihtiyarı gelen bir şey ya hal görürler ya, ya hal zannederler onu hal olarak görürler ya keramet olarak görürler ve onu Allah'ın bir ilhamı olarak görürler burası hatalı bir yerdir o yüzden o kimse onun hemen e, o hastalıktan kurtulmanın yolu hemen Allah'ı zikirdir eğer dervişin kendi esması var ise yani bir esma verildiyse ona o sufi hemen o esmayı çekerekten ne yapar? Kalbini tenvir eder, düzeltir. Eğer bir esması yoksa onun, o zaman hemen tevhide başlar. Eğer mümkünse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip hemen zikrullaha başlaması lazım. O vesvesenin bir tek ilacı vardır, zikirdir kalbe gelen gafletin kasvetin kalbe gelen bütün olumsuzlukların bir tek ilacı vardır. Başka hiçbir ilacı yoktur. O zikirdir.